Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çok güzel bir örgü modeli yapılışını göstermek istiyorum sizlere. Bu göstereceğim modeli battaniyelerde, yeleklerde, hırkalarda, birçok alanda kullanabilirsiniz. Çok şık, çok da gösterişli bir model. Ayrıca çok da kolay. Hemen yapılışına geçelim arkadaşlar. Tığım 2,5 mm. İp olarak yani pamuklu ip tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ben elimdeki ipleri değerlendiriyorum sizlerin karşısında. Sizlere gösterme amaçlı arkadaşlar küçük bir parça göstereceğim. Hemen yapılışına geçiyorum. Önce ben krem rengi ipimle başlıyorum. Bir miktar zincir çekiyorum. Bu arada arkadaşlar eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz bu şekilde. Evet, ben bir miktar zincir çektim arkadaşlar. Modelimi gösterebilmem için bu zincir yeterli. Siz kullanacağınız alana göre değerlendirebilirsiniz. Zincir sayınızı arttırabilirsiniz tabii ki. Evet, zincirimi çektim. Sık iğne yapıyorum. Bütün zincirlerin tepesine batarak sık iğne yapalım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar sık iğne yaparak gelelim. Evet, sıra sonuna kadar sık iğne yaparak geldim. Bir tane zincir çekiyorum. Geriye döndüm. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Tekrar sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bu sıramızı da sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. İkinci sıramı da tamamladım arkadaşlar. Tekrar bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Aynı şekilde üçüncü sıramızı da sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Dördüncü sıraya geldiğimizde modelimize başlıyoruz arkadaşlar. Evet, bu sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi mavi ipimi alıyorum. Bakın parmağıma doladım. Mavi ipimi buradaki ilmekten geçiriyorum. Bir tane zincir yapıyorum. Ve krem rengi ipimle de sıkılaştırıyorum. Bir tane zincir çektim. Bir tane daha zincir çekiyorum. Hemen buraya ilk sık iğnenin tepesine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Sonra arkadaşlar bakın yanındaki hizadan aşağıya doğru iniyoruz. Bakın en alta şuradaki boşluğa batıyorum ve sık iğne yapıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Uzun bir sık iğne yapıyorum. Bakın. Sonra yanındaki sık iğneye batıyorum ve normal bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra yine aynı şekilde bakın aynı hizadan burada yanındaki hizadan aşağıya doğru geliyorum. İlmeğimi alıyorum. Yukarıya doğru uzatıyorum ve kapatıyorum bu şekilde. Yanına tekrar sık iğne yapıyorum. Onun yanına bu şekilde uzatıyorum. Evet. Bir tane uzun sık iğne, bir tane kısa sık iğne yapıyoruz. Normal bir sık iğne yapıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar arkadaşlar bu şekilde tamamlayalım. Bakın arkadaşlar bu sıramız bu şekilde. Bu sırayı tamamladık. Şimdi bir zincir çekip geriye dönüyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı şekilde bu sıramızı sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Evet, sıranın sonuna geldim ben arkadaşlar. Burada tekrar krem rengi ipimi alıyorum. Bu şekilde sıkılaştırdım. Bir zinciri çektim. Geriye döndüm. Hemen yanındaki göze batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Sonra tığıma ilmek alıyorum. Buradaki bakın altta uzattığımız sık iğnenin arasından geçiriyoruz. Bu şekilde
ikili trabzan yapıyoruz. Sonra yanındaki sık iğnenin tepesine sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir kere doluyoruz. Buradaki mavi ipimizin arasından ipimizi geçirip ikili trabzan yapıyoruz. Sonra yanına sık iğne yapıyoruz. Doluyoruz. Buradaki boşluğa. Evet, bu şekilde ikili trabzan, sık iğne, ikili trabzan, yanına sık iğne, bu şekilde arkadaşlar bu sıramızı tamamlıyoruz. İkili trabzanlarımızı bu şekilde mavi ipin arasından geçiriyoruz. Buna dikkat edin. Hiçbir yere batmadan direkt aradan ilmeğimizi alıyoruz. Evet, bakın sıramın sonuna geldim. Modelimiz oluşmaya başladı. Bir zincir çekiyorum. Arkaya döndüm. Ve sık iğne yapıyorum. Bütün gözleri arkadaşlar sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Ben arkadaşlar bu mavi ipi yukarıya atlatıyorum ki arada yürüteceğim için. Şöyle. Arada pot durmasın diye bir tane zincir çektim. Bakın. Geriye döndüm. Tekrar sık iğne yapıyorum. Evet, sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Sonra tekrar arkadaşlar geriye sık iğne yaparak geri döneceğiz krem rengi ipimizle. Evet arkadaşlar, ben kamera arkasına gittim ve geriye döndüm. Şimdi mavi ipimi alıyorum. İlmeğimden geçirdim, sıkılaştırdım. Bir zincir çektim. Hemen arkaya döndüm ve bir tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında bakın tıpkı aşağıda olduğu gibi yanından bu şekilde arkadaşlar uzun bir sık iğne alıyoruz. Yanına tekrar normal bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde burada aşağıda yaptığımız ikili trabzanın tepesini denk geliyor arkadaşlar. Sık iğnelerimiz bu şekilde bir uzun bir kısa sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bakın modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Sıra sonuna geldim ben arkadaşlar. Bir zincir çekerek geriye dönüyorum ve bütün tepeleri hepsinin üzerine sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna geldim ben arkadaşlar. Burada krem rengi ipimi alıyorum. Mavi ipimin arasından geçirdim. Sabitledim. Geriye dönüyorum. Hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra doluyorum. Bu aradan tekrar tığımı geçirip ilmek alıp ikili trabzan yapıyorum. Sonra yanına sık iğne yapıyorum. Yanına tekrar ikili trabzan yapıyorum. Yanına sık iğne. Gördüğünüz gibi modelimiz hem çok kolay hem de çok şık arkadaşlar. Battaniyelere özellikle çok yakışacaktır. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Arkasının görüntüsü de bu şekilde. Ben daha önce büyük bir parça çalışmıştım. Bakın ne kadar hoş duruyor. Arkası da bu şekilde. Hatta iki tarafını birlikte kullanabilirsiniz. Burası arkası. Burası da öne arkadaşlar. İki taraflı kullanabileceğiniz bir model. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.